İzlediğiniz görüntülerden tahmin ettiğiniz gibi, kimi zaman en karlı yatırım aracı olarak benimsediğimiz, kimi zaman yaşamımızın en güzel anlarını ifade etmek üzere masumca kullandığımız, sevgimizi, aşkımızı, öfkemizi içine kattığımız, uğruna nice savaşlar yaşadığımız, insanlığın ortak tutkusu olmayı başarmış altında sıra. Bilinen yazılı kayıtlara göre M.Ö. 3000'li yıllara dayanan altın, tarih boyunca bazen bir ziynet eşyası, bazen para olarak çıktı karşımıza. Doğada oldukça az ama neredeyse katıksız halde bulunan, havadan ve sudan etkilenmeyen, bu yüzden kararıp paslanmayan ve çok kolay işlenebilen altına, Gaziantep'te M.Ö. 3. yüzyılda Romalılar döneminde rastlanmaktadır ilk olarak. Bakır, gümüş ve diğer bazı metallerle değişik renk ve özelliklerde alaşımlar oluşturması sebebiyle süs eşyası yapımında eşsiz olduğu düşünülen altın işlemeciliğinin yani kuyumculuğun Gaziantep'teki seyrini izlemeye ne dersiniz? Kurtuluş Savaşı sonrasında Ermenilerin yurdumuzu terk etmesiyle zayıflayan kuyumculuk, 1918 yılında Medine'den Gaziantep'e gelen Sait Türkistanlı'nın gayretleriyle canlanmaya başlamış. Aslen Türkistanlı olan Sait Usta bir dönem gümüş işlemeciliği de yapmış ve birçok usta yetiştirmiştir. Değerli bir aksesuar olmaktan öte, birlikteliğimizin ve sevgimizin tek somut simgesi olarak ifade edilen altın bir yüzüğün parmağımıza takılıncaya kadar geçirdiği evreleri merak ettiniz mi hiç? Önce yapılacak modelin bir kalıbı çıkartılıyor. Mumlanarak ağaç tabir edilen şekle dönüşen kalıp, alçılanarak yüksek ısıda eritiliyor. Eriyen mumun şeklini alan alçı, eritilmiş altınla dolduruluyor. Fırından çıkarılıp, alçıları temizlenen ve parlatılan yüzüğümüze son olarak kıymetli taşlar yerleştiriliyor. Sonrasında bildiğimiz gibi hepimizin yaşamında yerini alıyor. Renkli taşlı, yakut, firuze, zümrüt ve benzeri taşlarla süslenen yüzükler, çöp, telkare, yılanlı, burmalı, çakma ve benzeri bilezikler, kemerler, değer yargılarımızı, geçmişimizi, kısacası bizi ne kadar da güzel anlatmakta. Göz nuruyla altına başka bir güzellik katan Gaziantep'li altın sanatçıları genellikle 22 ayar denen ve 916 milyon olan altını işlemeyi tercih ediyorlar. Kuyumculuğun merkezi sayılan İstanbul ve diğer illerde üretilen süs ve takılarsa 18 ya da daha düşük ayarda altından üretiliyor. Markaşehir Gaziantep'in maharetli ustaları üretimlerini TSE belgesiyle tescilleyerek markalaşma yolunda doğru adımlar atmaktadırlar. Kuyumculuk 60 civarında imalatçısı, odaya kayıtlı 568 kuyumcu, 500 civarında iş yeri ve bu iş yerlerinde çalışan 2000 civarında insanıyla Gaziantep ekonomisine hiç de küçümsenmeyecek oranda katkı sağlamaktadır. Evet, bazen tüm iyi dileklerimize tercüman olmuştur altın. Dualarımızı ortak etmişizdir onu. Allah tuttuğunu altın etsin diye. Allah tuttuğunuzu altın etsin diyerek sonlandırıyoruz altın işlemeciliğine yaptığımız bu kısa gezimizi.